Bensu Orhun Öz, 3 Temmuz 1965'te doğdu. Lise eğitimini Fransız Lisesi'nde tamamladı. Oyuncu olmak istiyordu. Bu istek onu konservatuara kadar götürdü. Aslında ailesi önce oku, bir mesleğin olsun, tiyatroyu nasıl olsa yaparsın diyordu. Orhun Öz, hem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filoloji hem de İstanbul Belediyesi Konservatuarı tiyatro bölümlerini kazanmıştı. Sonunda ailesinin de desteğini arkasına alıp hayallerinin peşinden koştu. Tiyatro Online'da Pınar Çekirge'ye verdiği röportajda şunları söylemişti Orhun Öz. "Sonrasında hep destekledi ailem. Hele annem, sanatçı olmamdan gurur duyduğunu söylerdi sık sık. Her oyunumu izlerdi. Daha ilk profesyonel oyunumda kızımızı tiyatroya verdik diye altın kolye hediye etmişlerdi bana. Aslında çocukken biraz maymun iştahlıydım. Resim mi, dans mı, edebiyat mı diye düşünür, daldan dala atlardım. Ama tiyatro tüm bu saydıklarımı bünyesinde barındıran bir meslekti. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda bir yıl okudum. Yıldız Kenter, Çetin İpekkaya, Müjdat Gezen ve bana şiiri sevdiren Suat Özturna hocalarım oldu. Bir sonraki yıl Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazandım. Oğuz Aral, Semra Karlıbel, Haluk Kurtoğlu, Zeliha Berksoy, Cihan Ünal ve Müşfik Kenter'den dersler aldım. Arada Mustafa Avkıran da workshoplar yapardı bizlere. Mezun olduktan sonra ilk adresi şehir tiyatroları oldu. Bir çocuk oyununda oynamaya başladı. Sahnede çok başarılıydı elbette ama onu tanımamızı sağlayan televizyon oldu. Aklında böyle bir şey yoktu. O tiyatro sahnesinde mutluydu ama sonuçta fırsat ayağına gelmişti. Bir gün gazetesinden Avşar Açıkgöz'e verdiği röportajda Bizimkiler dizisine nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlatmıştı. Yapımcı Güner Namlı'yı ziyarete gitmiştim. O gün dizinin senaristi Umur Bugay da oradaydı ve daktiloda bir şeyler yazıyordu. Meğer bir senaryo aşamasındaymış ve diğer karakterler gibi Bilge karakteri içinde bir arayış içindelermiş. Ziyaretimden bir süre sonra Güner Namlı bana ulaşarak Umur Bugay'ın Bilge rolü için beni istediğini söyleyerek teklifte bulundu. Ben o dönem konservatuarı bitirmiş ve şehir tiyatrolarına yeni girmiştim. Bir çocuk oyununda oynuyor ve asistanlık yapıyordum. 13 bölüm için yapılan teklifi kabul ettim ama sonra 13 bölüm 13 sezon oldu. Bizimkiler unutulmaz televizyon dizileri arasında yer aldı. Dizinin hikayesi, karakterleri 13 yıl boyunca izleyiciyle birlikte yaşadı. Replikleri her yaştan insanın bir parçası oldu. Bizimkiler televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu. Tüm Türkiye'yi ekran başına kitleyen dizide Ercan Yazgan, Güzin Özyağcılar, Cihat Tamer, Ayşe Kökçü, Rutka Yaziz, Aykut Oray, Erdal Özyağcılar, Buket Dereoğlu, Ali Uyandıran, Mine Teber, Selçuk Uluergüven, Meral Çetinkaya, Salih Kalyon, Güler Ökten gibi pek çok sanatçı rol aldı. Oyuncu kadrosuna baktığınız zaman bu kadar usta ismi bir araya getirmek imkansızdı. Umur Bugay ise bunu başarmış bir isimdi. Böyle bir ekiple harika bir iş çıktı ortaya. Bensu Orhun Öz de bir diziyle Türkiye'nin en ünlü yüzlerinden biri oluvermişti. Bilge'ydi. Nazan Hanım'la Şükrü Bey'in kızları, Ali'nin ablası Bilge. Bilge karakteriyle Bensu Orhun Öz milyonların sevgilisi olmuştu. Tiyatro Online'a verdiği röportajda, "Mesleğe başladığımda şan şöhret umurumda değildi. Ancak Bizimkiler dizisiyle adeta sokakta yürüyemez oldum. Milyonların gözünde Bilge'ydim" diye açıklamıştı yaşadıklarını. Bizimkiler dizisi 2002 yılına kadar devam etti. 459. bölümüyle final yaptı. Bir güne verdiği röportajda böyle güçlü bir kadroyla çalışmak nasıldı sorusuna şöyle yanıt vermişti. "Bizimkilerin tüm yayın hayatı boyunca rol aldım. İyi bir ekipti ve hepsi emekçi insanlardı. O projede yer almak herkes için önemli bir tecrübeydi. O emekçi insanları seyirci çok sevdi ve dizi iki ayrı kanalda 13 yıl kesintisiz oynadı. Dizinin başarısında elbette o ekibin oyunculuğu çok önemlidir. Rahmetli Mehmet Akan'ı çok özlüyorum. Yeri bende ayrıdır. Dizideki annem Ayşe Kökçü ile hala görüşüyorum. O zamandan bugüne uzanan güzel bir dostluğumuz var. Bizimkiler dizisindeki oyuncuların neredeyse tamamı tiyatro kökenliydi. Sinema kökenli oyuncular bile hayatlarının bir döneminde tiyatro yapmış oyunculardı.
Dolayısıyla dizi benim için ikinci bir okul gibi oldu. O dönemde belli bir kalitenin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tiyatro oynamak sizi eğitir. Yanlış anlaşılmasın. Televizyon ya da sinema oyunculuklarının kalitesiz olduğunu söylemiyorum. Ama sadece televizyon ve sinema oyunculuğu yaparsanız oyunculuğunuz belli bir noktada kalıyor. Ben bunu görüyorum. Tiyatro oyunculuğu yaptıkça gelişiyorsunuz. Çünkü tiyatro seyircisi sizi her gece o sahnede eğitir. Bensu Orhun Öz diziye bir dönem ara vermek zorunda kalmıştı. Şöyle ki ünlü oyuncu o dönemlerde yurt dışında oyunculuk eğitimi almak istiyordu. Konservatuvardan mezun olduğunda Strasbourg ve Paris konservatuvarlarına başvuru yapmıştı. Her ikisine de kabul edildi. Ama lisede Fransızca öğrendiği için tercihini Paris'ten yana kullandı. Bir yıl kadar burada eğitim gördü. Fransa'da devam edebilirdim ama geri döndüm. Tiyatro dille yapılan bir iş çünkü diyordu Orhun Öz. Bu kısa bir ayrılık olduğu için dizideki Bilge karakteri de tıpkı Bensu Orhun Öz gibi Almanya'ya tiyatro eğitimi almaya gitmişti. Eğitim bittikten sonra Orhun Öz diziye kaldığı yerden devam etti. Bizimkiler dışında pek fazla kamera önü çalışması olmadı Orhun Öz'ün. 1990'da İz Peşinde, 2004'te İyi Saatte Olsunlar, 2007'de konuk oyuncu olarak Avrupa Yakası adlı yapımlarda oynadı. T24'ten Şenay Tanrıvermiş'e verdiği röportajda dizi filmlerde neden rol almadığını şu sözlerle açıklamıştı. "Saklanmıyorum. Her sene bir ya da daha fazla tiyatro oyununda oynuyorum aslında. Ekranlarda yokum. Ben de özlüyorum ekranda olmayı, sinema yapmayı, daha geniş kitlelere ulaşmayı. Bizimkiler o zamanlar çok şey kattı bana. Müthiş bir kadrosu vardı. Bu soruyu yapımcılara sormak gerekir diye düşünüyorum. Bir görüşmeye gittiğimde oyunum ya da provam var dediğim zaman yapımcı beni bir daha aramıyor. Yapımcılar tiyatroda oynamayan tiyatrocu istiyorlar. Menajer de sizinle çalışmak istemiyor bir süre sonra. Sizce de şaşırtıcı değil mi?" Kariyerini tiyatro ağırlıklı sürdüren Orhun Öz bugüne kadar Telefon Kimin İçin Çalıyor, Oedipus, Molière, Misyon, Aşk-ı Memnu, Kadınlar Savaş Komedi, Titanic Orkestrası, Arzu'nun Onda Dokuzu, Sirke Tadında Böğürtlen Reçeli gibi oyunlarla yıllardır sahnede. Çok uzun soluklu oyunlarda da oynadı. 455 oyun kapalı gişe Aşk-ı Memnu oynadı mesela. Aynı adlı diziden önce yapılmış bir projeydi bu. Titanic Orkestrası müzikali de kapalı gişe oynayan, Kıbrıs'a turne yapan oyunlarından biriydi. Başarılı sanatçı sadece oyunculuk yapmakla kalmadı. Aynı zamanda özel tiyatrolarda eğitmenlik yaptı. Ayrıca oyuncu koçu olarak da gençlere yardımcı oldu. Bildiklerini paylaşmaktan, bir şekilde sanata ve sanatçıya faydalı olmaktan hiç geri durmadı. Öte yandan Bensu Orhun Öz'ün çok bilinmese de müzik çalışmaları da var. Yıllarca şan dersleri aldı. Zira müzikalleri hazırlanırken sesini doğru kullanabilmesi gerekiyordu. Fransızca ağırlıklı olmak üzere Türkçe, İngilizce, Rumca ve Fransızcadan oluşan geniş bir repertuarı var. Bir dönem bar programları olmuştu hatta ama pandemi döneminde bu çalışmaları sekteye uğradı. Ayrıca çeşitli gecelerde sahne alıyor, konserler veriyordu. Fatma Özcan'ın yazdığı, Semah Tuğsel'in başarıyla yönettiği Tatavla sahne yapımı iki kadın da son yıllarda büyük beğeni toplamıştı. Şehir tiyatrolarında çalışmalarını sürdüren sanatçının rol aldığı Yaftalı Tabut da çok sevilmişti. Üstelik oyunda yer alan isimler 26. Bedia Muvahhid ödüllerine layık görülmüştü. Geçtiğimiz dönemlerde şöyle bir haber çıktı. Bizimkilerin Nazan'ı oyuncu Ayşe Kökçü ve bilgesi Bensu Orhun Öz'ü yıllar sonra bir araya geldi. Aslında görüşüyorlardı ama 2019 yılında paylaştıkları fotoğraf o dönemde bizimkileri severek izleyenler için bir nostalji rüzgarı estirmişti. Bu arada Bensu Orhun Öz Bizimkiler dizisine başladığında 20'li yaşlarında genç bir kadındı. Şimdilerde 59 yaşında olan sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen hala çok güzel. Hele o anlamlı bakışları hiç değişmemiş. Belki de değişen tek şey boyatmadığı saçları olabilir. Bir dönem beyazlarının arasına attırdığı maviler de ona çok yakışmış. Ama bence her haliyle çok güzel.
Özel hayatı merak konusu olan Bensu Orhun Öz'ün bir oğlu bulunuyor. Ünlü oyuncunun boyu kadar oğlu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ünlü oyuncu kendi adını taşıyan Instagram hesabında oğluyla da sık sık paylaşım yapıyor. Ayrıca yaptığı paylaşımlardan ailesine ne kadar bağlı olduğunu da görebiliyoruz. Sık sık anne ve babasına duyduğu özlemi hissettiğimiz paylaşımlar yapıyor. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.